Evet, şimdi konuşalım ve ne olup bittiğini Sinan Ülgen'le birlikte anlamaya çalışalım. Bir de az önce Fransa'dan gelen haberi de aktarmıştık. Sinan Bey merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi hani bu Fransız polisinin önce şu son durumu bir tekrar hatırlatayım. İran konsolosluğu önünde bir kişinin kendisini patlatmakla tehdit ettiğini, havaya uçurmakla tehdit ettiğini söylüyor ve orada bazı güvenlik önlemleri alınmış. Tabii ki bu son gelişmelerden, İran-İsrail hattında olanlardan, Gazze'deki gelişmelerden bağımsız bir şey gibi görünmüyor. Ne dersiniz ilk etapta? Yok, tabii ki görünmüyor ve zaten konuşacağız. Çünkü evet, bugün itibariyle herhalde bir geçici, bir daha durgunluk dönemine giriyoruz ama bu İsrail-İran meselesi maalesef bir eşik atladı. Ve bu eşiğin geçilmesiyle beraber artık orta vadedeki istikrarsızlık ve silahlı çatışma senaryolarını daha kuvvetli olarak dile getirmek lazım. Bugün Paris'te gördüğümüz bunun bir uzantısı ama bizim yakın bölgemizdeki gelişmeler hususunda da artık daha yakından takip etmemiz icap edecek. Çünkü gidişat maalesef çok iyimser olmaya pek olanak bırakmıyor. Ama bununla birlikte hani siz de hani biraz böyle şeyi düştü sanki. Niye? Çünkü Tahran bizim bu son olan bitene cevabımız olmayacak gibi, değil mi? Kimi İranlı yetkililerden açıklama kesinlikle geliyor. Şimdi o kısmını da içine alacak şekilde, ama bir de ne oldu aslında? Yani İsrail vurdu da nasıl vurdu? Ne yaptı? İran içeriden bir saldırı diyor. İçeriden derken İsrail'le bağlantılı grup mu? Kim onlar? Yani bir sürü flu alan da var. Siz böyle bütün açıklamaları yan yana getirdiğinizde nasıl bir fotoğraf çıktı ortaya? Ne oldu şimdi yani? Son saatlerde ne oldu? Şimdi tabiatıyla hani askeri açıdan tam olarak ne olduğunu ancak bize intikal eden sizin de yayınlarınız vasıtasıyla bilgilerden görebiliyoruz. Belki hala bilmediğimiz bazı hususlar var, bunu kaydedelim. Ama işin geneline baktığımızda, yani bir siyasi ve askeri çerçeve itibariyle baktığımızda İsrail'in birkaç gün önceki saldırısından sonra İran'ın birkaç gün önceki saldırısından sonra İsrail üzerinde büyük bir baskı oluşmuştu. Bu baskı öncelikle batılı ülkeler ama aynı zamanda daha arka planda bu saldırının bertaraf edilmesi için devreye girmiş olan bazı Arap ülkeleri tarafından da yapılıyordu. Başta Ürdün olmak üzere. Ve İsrail'e bölgeyi bir ateşe atacak bir tırmanma senaryosunu beraberinde getirecek şekilde İran'a yönelik bir mukabele yapmaması konusunda özel mesajlar iletiliyordu. Şimdi İsrail kabinesi bu ortamda toplandı, savaş kabinesi, ve içeride anladığımız kadarıyla iki farklı görüş çatıştı. Bir görüş, İsrail'in gene sertlik yanlısı daha büyük çaplı bir harekat düzenlemesi İran'a karşı, caydırıcı.